Şimdi özellikle Yunanistan-Türkiye arasındaki gerginliği konuşacağız. Konuklarımız var. Yayının başında da söylemiştim. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu. Fakat Türkiye-Yunanistan gerilimine geçmeden önce az önce haberini verdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG-PKK ile enerji anlaşması imzalaması. Buna dair yorumlarınızı da almak isterim. Önce Sayın Çelikol'a döneyim. Yani bu bir kez daha yani Türkiye'nin pozisyonunun hiçbir şekilde Washington tarafından kabul edilmediği, dikkate alınmadığının en net göstergesi değil mi? Ve çok ileri bir adım değil mi aynı zamanda? Evet, maalesef her şeyden önce iyi yayınlar. Çok teşekkürler, tabii, iyi bayramlar. İyi bayramlar da aynı zamanda bütün seyircilerimizin bayramını da kutluyorum. Maalesef yani Suriye'de Amerika ile bir türlü YPG konusunda endişelerimizi Amerika kabul etmez gibi gözüküyor. Yani bu petrol anlaşması da tabii özel bir şirketle de yapılsa yönetim tarafından desteklendiği anlaşılıyor. O bakımdan tabii yani Türkiye çok haklı bir tepki veriyor. Avrupa Birliği ile de Fransa ile de yani YPG konusundaki Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın tutumları maalesef kabul edilmez bir şekilde devam ediyor Türkiye açısından. Peki ama yani bu, peki onu ben Naim Bey'e sorayım. Naim Bey, yani sürdürülebilir bir şey mi? Sonuçta evet. Hali hazırda hem Rusya ile yapılan bir mutabakat hem Amerika ile yapılan bir mutabakat Fırat'ın doğusu ile ilgili bir şekilde yürürlükte ve devam ediyor. Fakat bu YPG-PKK varlığını Suriye'nin kuzeyinde özellikle Türkiye'nin istediği gibi sonlandıran bir sonuç da üretmiyor. İşte son olarak da böyle bir anlaşma var. Ne kadar evet. sürdürülebilir bu? Evet. Önce bir iyi bayramlar diliyorum izleyenlerimize ve sizlere. Sağ olun. Bu önemli bir gelişme bence. Çok önemli bir gelişme. Çok küçük adım gibi görülüyor. Yani taktik ölçekte bir adım gibi görülüyor. Bir özel şirketle Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir BK sorunu olarak tanımladığı ve algıladığı PYD-PKK terör örgütünün ABD'li bir şirketle petrol arama konusunda veya petrol rafinerilerinin çalıştırılması konusunda anlaşma yapılması. Bu sanki şirketle yapılmış gibi bir algı var. Evet. Yanlış, külliyen yanlış. Bu anlaşmayı ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı onaylıyor. Tekrar söylüyorum. Bu anlaşmayı ABD Dışişleri ve ABD Hazine Bakanlığı onaylıyor. Ve tekrar vurguluyorum. Cumhuriyetçi Senatör Graham bu PYD-PKK terör örgütü sözde lideriyle görüşüyor ve ona tırnak içinde General Mazlum diyor tabii. Onunla görüştükten sonra bu anlaşma konusunda memnuniyetini belirtiyor. O anda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Senato'da yani Kongre'de bazı sorulara cevap veriyor. Pompeo da bu anlaşmayı destekliyor. Bu şu demek. Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden ve Türkiye'nin bir BK sorunu olarak gördüğü, algıladığı, tehdit olarak algıladığı PYD-PKK terör örgütüyle ABD bir anlaşma yapıyor demek. Bu şu demek, şu demek, ABD-PYD-PKK terör örgütüne meşru bir devlet statüsü veriyor demek. Bir kere altını çizelim. Evet. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, sert açıklama olumlu. Ancak biraz önce vurguladığım başlıklara bakacak olursak bu anlaşmanın önlenmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından çok daha önemli, yaşamsal önemde. Onun için Türkiye diplomatik yani caydırıcı gücünü, yumuşak gücünü, diplomatik ilişkilerini, işbirliğini veya girişimlerin adımlarını kullanarak kozlarını da kullanarak ABD ile Türkiye'nin BK sorunu oluşturan terör örgütü arasında yapılan bu anlaşmayı ölü doğmasına neden olacak bazı girişimlerde bulunmalıdır. Tekrar söylüyorum bu anlaşma ABD'nin PYD-PKK terör örgütünü meşru bir devlet statüsüne sokması ve evet. o yönde ilerlemesi anlaşmalıdır. Bu kabul edilemez. Tabii daha önce desteklemiyor mu da elbette destekliyordu. Silah desteği, teknik destek, danışmanlık hizmeti. Sonuçta Suriye coğrafyasının Fırat doğusunda %25'lik bir bölümünü yani Suriye coğrafyasının %25'ini
PYD PKK'ya işgal ettirmiş Membiş dahil. Öyle bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu kabul edilemez ama bir adım daha atılmalı. Bu anlaşmanın yok sayılması konusunda Türkiye bazı adımlar atmalıdır diye değerlendiriyor. Peki. Şimdi biz bu yayını planlarken Türkiye-Yunanistan gerginliğini konuşalım diye planladık ama haberini verince açıkçası sizlerin de hızlı bir yorumunu almak istedim. Türkiye-Yunanistan Ege ve Akdeniz'de karşı karşıya, yani işte deniz yetki alanları konusunda onun sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor meselesinde her iki ülke farklı noktada ne istemediğini söylüyor net bir şekilde, ne istediğini söylüyor. Şimdi bir görüşmeler olacak Türkiye ile Yunanistan arasında. Fakat hangi noktada acaba bir uzlaşı noktasına gelirler? Onu söyleyen taraf yok Atina'da da Ankara'da da. Dolayısıyla o görüşmelerin bir sonuç verip vermeyeceğini de şu anda bilmiyoruz. Fakat Naim Bey, önce sizinle başlayayım istiyorum. Evet. Çünkü niye? Bir 21 Temmuz tarihi işte Alman basınında da çok fazla detay yer almış. Hatta Sözcü gazetesi de bugün sayfalarına taşıdı onu. İki ülkenin nasıl savaşın eşiğinden döndüğünü gösteren ayrıntılar var. İşte Türkiye'nin 13 Reis araştırma gemisini Meis Adası'nın 180 kilometre açıklarında hidrokarbon kaynaklarını keşif için yapacağı araştırma seferi üzerine gelişiyor olaylar. Yunan jetleri havalanıyor, ardından Türk F-16'ları tam 2,5 saat boyunca Meis ve çevresinde uçuyor ki bu böyle bir şey bugüne kadar görülmedi şeklinde yorumlanmış. Genelde 3-5 dakika sürermiş geçişleri. Öyle midir? Size soracağım. 18 Türk savaş gemisi Meis'e hareket etti deniyor haberde. Sonra Almanya Başbakanı Merkel'in araya girdiği, arabuluculuk yaptığı falan. Evet, Türkiye-Yunanistan gerginliği işte başta Ege olmak üzere yeni değil. Daha önce de pek çok benzer görüntülere ve haberlere biz tanık olduk. Fakat dünden farklı mı gerçekten? Yani 21 Temmuz'da yaşananlar her zamankinden daha ciddi bir noktaya geldiğini mi gösteriyor bu meselenin, bu gerginliğin? Ne dersiniz? Evet, böyle bir tanım yapabiliriz veya böyle algılayabiliriz. Ancak tabii 21 Temmuz'da ilan edilen Nautex, Meis'in doğusu ve güneyinde Rodos Adası arasında bir bölgede. Yani başka bir deyimle şöyle diyebiliriz değerli izleyenler açısından. Türkiye'nin kıta sahanlı olarak ilan ettiği bölgede. Yani Türkiye'nin deniz yetki alanları içinde kalan bir bölgede. Yani Türkiye'nin mavi vatan olarak tanımladığı bir bölgede yer alıyor bu Nautex ilanı. Veya sondajlarda sismik araştırmanın yapılacağı bölge. Bu nedenle mavi vatan içinde ya da deniz yetki alanları içinde bulunan bir bölge bir kere tartışmalı bölge değildir. Onun bir kere altını kalın kırmızı çizgiyle çizelim. Dolayısıyla böyle bir bölgede Türkiye'nin Nautex ilan edip bu bölgede sismik arama ya da sondaj yapması Türkiye'nin uluslararası hukuk açısından meşru hakkıdır. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'e bu sınırları, deniz yetki alanlarını bildirmiş. O halde Yunanistan'ın burayı tartışmalı bölge olarak kabul ederek daha sonra özellikle Almanya'nın ardından da ABD'nin devreye girmesiyle arabuluculuk açısından söylüyorum. Özellikle Almanya Başbakanı'nın hem Yunanistan Başbakanı'nı hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayarak bunu bir tırmandırmadan uzlaşı içinde çözme konusundaki adımları kabul edilebilir elbette. Ama Türkiye şunu kesinlikle kabul etmemelidir. Bir kere masaya otururken Nautex ilan edilen bölge, yani sondaj ya da sismik arama tarama yapılacak bölge Türkiye'nin deniz yetki alanları içindedir. İki, tartışmalı bölge değildir, tartışmasız bölgedir. Yunanistan için tartışmalı olabilir, o kendi bilir. Ama Türkiye için tartışmalı değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin tartışmalı bölge konusunda masaya oturalım, bunları görüşelim, bunları tespit edelim yaklaşımı ileride sonuçları öngörülemeyen bazı Yunanistan lehinde ya da başka yerde kullanılabilecek bazı gerekçeler olabilir. Peki. Onun için bu bir kere Türkiye için bu tartışmasız bir bölgedir. Ama Yunanistan için olabilir. Şunu unutmayalım son cümle. Meis Adası Türkiye'ye 2 kilometre mesafede Senem Hanım. Ama Yunanistan ana karasına 580 kilometre mesafede. Meis Adası'nın yüz ölçümü 10 kilometre kare. Yunanistan'ın tartışmalı bölge dediği yeri 40 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanı ilan etmiş. 4 bin kat. Bu ne mantığa, ne akla, ne de uluslararası hukuka, ne de uygulanabilir bir ölçüye kesinlikle sığdıramayız. Kabul edilemez bu. Onun için Türkiye
Navtex ilanı olabilir, ilan etmiştir ama bunu tartışmalı bölge olarak masaya çekip öyle oturmaya girişmesi ileride bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir diye değerlendiriyorum. Öyle zannediyorum ki Türkiye tartışmasız bölge olarak masada yerini alacaktır bu konuda. Evet. Şimdi Oğuz Bey, yani aslında kısmen Naim Bey de söyledi ama hani bu yayını izleyenler açısından da bir anlamı olsun diye. Atina, Ankara, yani iki tarafta temel olarak ne söylüyor? O mesela 16 ada, işte Türkiye diyor ki benim egemenliğim altında ve orada bir hani deniz yetki alanları, işte ekonomik münhasır bölge olduğunu söylüyor, değil mi Atina? Evet. Ankara'da alakası yok, hiç etkisi değil, evet. Yok diyor burada. Temel olarak taraflar birbirini aslında biraz da yayılmacılıkla suçluyorlar genel hatlarıyla. Şöyle temel başlıklarıyla bize iki tarafın pozisyonunu tarif eder misiniz? Ve evet. Uluslararası hukuk açısından baktığımızda kimin lehinde süreç? Evet. Şimdi tabii iki şeyi birbirine ayırmak lazım. Bakın, bir tane Ege'de olduğu sorunlar var. Yani Ege Denizi'ndeki sorunlarımız var. Şimdi bu Ege Denizi'ndeki sorunların bir kısmı Doğu Akdeniz'e yayılmış vaziyette, Türkiye ile Yunanistan arasında. Ege'deki sorunların çıkışları 1970'lere kadar uzanıyor. Yani 70'li yılların ortalarına kadar, biliyorsunuz. Ve Ege'de birçok sorun var. Yani sadece deniz yetki alanları, kıta sahanlığı değil. Ege'de başka sorunları da Yunanistan'la yaşıyoruz. Ama öz olarak Ege'deki sorunlardan bir tanesi Yunanistan'ın kıta sahanlığı konusunda adaların kıta sahanlığı olduğu yönündeki iddiası. Şimdi bu iddiayı Doğu Akdeniz'e yayıyor ve küçücük bir Meis Adası, işte biraz önce diğer sayın konuşmacımız açıkladı. Yani 10 kilometre karelik, Türkiye'ye sadece 2 kilometre mesafede olan Meis Adası'nı kullanarak çok büyük bir Doğu Akdeniz'in kıta sahanlığını ve deniz yetki sahasına sahip çıkmaya çalışıyor. Bu Türkiye tarafından kabul edilmiyor. Yani seyircimizin anlaması için şunu söyleyelim. Yunanistan Ege'de, Yunanistan'la birçok sorunlar var. Yani Ege'de işte kıta sahanlığının uzunluğu sorunu var, hava sahası sorunluğu var. Ondan sonra kıta sahanlığının bölünmesi sorunu var. Adaların uluslararası anlaşmalara uymayacak bir şekilde Yunanistan tarafından silahlandırılması sorunları var. Ama yani adaların deniz yetki sahası olduğu yönündeki Yunanistan tezi Ege'de şimdi Doğu Akdeniz'e uygulanmaya çalışılıyor. Ve buradaki adaları vasıtasıyla yine aynı Ege'de yaptığı gibi Türkiye'yi kendi kıta sahanlığına, kıta karasularına hapsetme Ege'de politikasını şimdi Doğu Akdeniz'de uyguluyor. Ve Türkiye'yi hemen hemen kendi karasuları ve Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyor. Bunda da küçücük bir Meis Adası'nı kullanarak çok büyük bir bölümüne sahip olmaya çalışıyor. Yani esas temel olarak Doğu Akdeniz'deki sorunun temelinde Türkiye esas deniz yetki sahasının kendi kıyılarına, yani kıta sahasının ve deniz yetki alanının Anadolu kütlesine, kıtasına ait olduğunu, adaların ise kendi karasuları dışında deniz yetki alanları olmadığını savunuyor. Libya ile yapılan anlaşmanın temelinde de bu var. Sadece Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'ye biraz önce işte çok büyük bir deniz yetki alanı vermesinin dışında Libya'ya da, yani Girit Adası nedeniyle Yunanistan'ın Libya'dan almaya çalıştığı çok büyük bir deniz yetki alanını da Libya'ya bırakıyor. O bakımdan yani temelde, problemin temelinde adaların deniz yetki alanlarının olup olmadığı, kıta sahanlığı konusundaki adalara ne gibi yetkiler verileceği sorunu temelde yatıyor. Türkiye esas kıtanın, Anadolu kıtasının, çünkü Türkiye'nin Akdeniz'deki sahili, yani Akdeniz'deki en uzun sahillerden bir tanesi ve kıtaya ait olduğunu savunuyor ve Libya ile yapılan anlaşmanın temelinde de bu bulunuyor. Evet.
Peki şimdi dolayısıyla yani iki tarafın savunması bu. Mesela bir araya gelecekler Oğuz Bey, Türkiye ve Yunanistan. Fakat mesela özellikle Yunanistan açısından soruyorum bunu. Çünkü hani işin içinde Avrupa Birliği var, değil mi? Hani Akdeniz meselesi üzerinden düşünecek olursak Rusya var. Dolayısıyla pek çok aktörle de bir anlamda destek alan bir Yunanistan var. Dolayısıyla bu Türkiye-Yunanistan masaya oturduğunda oradan çözüm çıkma umudu var mı? Yani çünkü her iki tarafın açıklamalarına baktığımızda nerede buluşabiliriz'in cevabını göremiyoruz aslında, değil mi? Evet, maalesef. Maalesef göremiyoruz. İşte onun için söyledim. Ege'deki sorunların temelinde bakın. Yani baktığımız zaman Ege'deki sorunlar 1976'lara kadar giden bir sorunlar yumağını günümüze getiriyor. O bakımdan yani Doğu Akdeniz'deki sorunları bir iki görüşmeyle çözmek imkanı yok. Yunanistan'da Ege'de istişafi görüşmeler, yani iki dışişleri bakanlığı arasındaki istişafi görüşmeler hemen hemen 40 yıldan beri devam ediyor. Evet. Ve şu ana kadar bir sonuç alınmış durumda değil. Doğu Akdeniz'de de öyle. Yani önemli olan nokta benim gördüğüm kadarıyla Ege'de çok ciddi bir sorunun çıkmaması. Yunanistan'ın bugüne kadar işte Ege'de varılan mutabakatlar var. Bern mutabakatı var. Davos'ta sonra yenilenen bir Bern mutabakatı var, biliyorsunuz. Onlar yani Doğu Akdeniz'de de taraflar eğer birbirlerinin haklarını çiğneyecek şekilde hareket etmedikleri takdirde, ki Yunanistan maalesef bunu başlatan Yunanistan'dır esasında. Çünkü Türkiye aleyhinde Doğu Akdeniz'de bir ittifak kurmaya çalışan, çeşitli ülkelerle işte anlaşmalar yapmaya kalkan Yunanistan oldu. İlk başta Doğu Akdeniz'deki sorunun çıkmasına Yunanistan sebep oldu. Kıbrıs'ın güneyindeki sorunun çıkmasına da Kıbrıs Rum yönetimi sorun oldu. Yani eğer Kıbrıs Rum yönetimi, çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de belki seyircilerimizin aklı karışabilir, kendi haklarını savunduğu gibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunuyor. Çünkü Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs Türklerinin haklarını vermeyecek şekilde, sanki ada tümünü üzerinde hak sahibiymiş gibi, etrafındaki denizler konusunda da tek başına hareket etme şeyi içerisine girmiş vaziyette. Bunu maalesef Avrupa Birliği de buna destek sağlıyor. Evet. Fakat şunu da Yunanistan gayet iyi görüyor ki, bugün eski Savunma Bakanı'nın ifadeleri var. Yani Avrupa Birliği'nden gelen desteğe Yunanistan'ın çok güvenmesi imkanı yok. Diğer söylediğiniz ülkelerden gelen desteğe de çok güvenmesi imkanı yok. Yunanistan gayet iyi görüyor ki Türkiye ile bu sorunları belirli ölçüler içerisinde karşılıklı olarak çözmek durumunda. Yani Avrupa Birliği'nden belki sözlü birkaç tane Yunanistan'ı destekleyen ifade gelebilir. Ama iş şeye geldiği zaman, Türkiye ile karşı karşıya çatışma ortamına geldiği zaman Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a ne kadar destek verebileceği, Kıbrıs yönetimini ne kadar destekleyeceği çok açık değil. Bu işte diğer söylediğiniz ülkeler için de söz konusu. Ve eski Yunan Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada bu konuyu çok açık bir şekilde ortaya koymuş vaziyette. Evet. Avrupa'ya güvenemeyeceğini Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'ne. Peki orada mesela Apostolakis'in açıklamalarından bahsediyorsunuz. Evet, orada diyor evet. ki bizim konuşacağımız deniz yetki alanları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge başlıklarıdır. Maalesef. Ancak Türkiye'nin sadece bu konuları görüşmek için masaya oturacağı pek olası değil. Yani evet. deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge başlıkları. Evet. Niye Türkiye sadece bu konuları görüşmek için mesela masaya oturmuş? Çünkü biraz önce ifade ettim, yani Ege'deki sorunların Doğu Akdeniz'de biraz sirayeti anlamına geliyor. Ege'de Türkiye ile Yunanistan'ın karşılaştığı sorunlar sadece kıta sahanlığı değil. Yunanistan bugüne kadar Doğu Ege Denizi içinde sadece Türkiye ile konuşabileceğimiz konu kıta sahanlığının paylaşımıdır. Diğerleri benim egemenlik hakkımdır, Türkiye ile konuşmam pozisyonuna girdi. Ama istişafi görüşmelerde bunun konuşulduğunu gayet iyi biliyoruz. Evet, evet, yani evet. Orada fır sorunundan, işte yükümlülüklerinin nasıl yorumlanacağından, hava sahasının büyüklüğünün ne kadar olacağı, kara sularının genişliğinin ne kadar olacağı, Yunanistan'ın hem Lozan Anlaşması hem de Paris Anlaşması'nı ihlal ederek adaları silahlandırması konusu Türkiye tarafından tam devamlı olarak gündeme getiriliyor. Yani
Yunan Savunma Bakanı'nın söylemek istediği husus, Türkiye ile biz belirli şeyleri konuşuruz ama adaların kıta sahanlığı olduğu, adaların deniz yetki sahası olduğu konusunu konuşmayız demeye getiriyor gibi geliyor bana. Ya, ki Türkiye tarafından kabul edilebilecek bir husus değil. Siz de sormuştunuz, belki ona tam cevap veremedik. Yani uluslararası hukuk bugüne kadarki alınan kararlar, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde bir karar var, Uluslararası Adalet Divanı'nda bir karar var. Yani Yunanistan'ın destekler vaziyette değil. Evet. Evet. Tam tersine Türkiye'nin tezini, yani küçük adaların, böyle adacıkların, Ege gibi, işte Doğu Akdeniz gibi yarı kapalı deniz sayılabilecek çok uzun sahili olan ülkeler söz konusu olduğu zaman küçük adacıkların kıta sahanlığının veya deniz yetki alanlarının olmayacağı yönünde uluslararası bazı kuralların geliştiğini görüyoruz. Bunu da Yunanistan'ın fark etmemesine imkan yok. Peki, şimdi aslında Sayın Çelikkol, Naim Bey, siz de dinlediniz. Masadaki durumu net bir şekilde ortaya koydu. Evet. Bu bize şunu gösteriyor. Yani oradan çok sonuç çıkmaz, bunu gösteriyor açıkçası. Yanılıyorsam düzeltin beni lütfen ama iki ülkede egemenlik haklarına vurgu yaparak zaten ne olmayacak diye oturdukları için biraz zor görünüyor. O zaman geriye tek bir soru kalıyor. Şimdi Ege, tamam, zaten işte yıllardır süren görüşmeler var, öyle ya da böyle istikşafi görüşmeleri atıfta bulundu Oğuz Bey. Bir de şimdi o Doğu Akdeniz meselesi var. Geriye o zaman bir tek sahada ne yapacağınız belirleyici olarak kalıyor ve o sahadaki adımlarda işte sık sık iki ülkeyi belki de savaşın eşiğine getirecek ve oradan döndürecek bir takım olaylarla karşı karşıya bırakacak. Öyle mi gerçekten? Bu işi saha mı belirleyecek? Ne olacak? Evet, burada caydırıcılık çok önemli Senem Hanım. Caydırıcılık demek mutlaka askeri gücün, yani sert gücün kullanılması demek değil elbette. Orada varlığı bile caydırıcılık etkisi yaratır. Dolayısıyla örnek veriyorum, Maltex ilan ettiğiniz bölgede kararlı bir şekilde geri adım atmadan varlığınızı sonuna kadar göstermek durumundasınız. Aksi takdirde attığınız her geri adım, Yunanistan'ın bu değişmez bir politikasıdır, tarihi süreçten bugüne baktığınızda pek savaşmadan sürekli sınırlarını genişletme girişimlerinde bulunmakta ve maalesef zaman zaman başarılı olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, biraz önce Sayın Büyükelçimin de belirttiği gibi, uluslararası hukuk açısından meşru bir halka sahiptir. Meşru bir konuma sahiptir. Hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de. Tabii sorunlar çok. Kıta sahanlığı, karasuları, hava sahası sorunları var. Silahsızlandırılmış adalar sorunu var. Ege'de Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar statüsü var. Çok sorunlar var. Tabii Türkiye haklı olarak bütün bu sorunları masaya yatırmak zorunda. Neden? Çünkü Yunanistan ihlal etmiş. Yunanistan bazı adaları işgal etmiş. Yunanistan, Türkiye'nin kendi vatanını, mavi vatanı ya da adalarını gasp etmiş durumda. Elbette bunu masaya yatıracak. Dolayısıyla Türkiye bulunduğu konum itibariyle elbette şöyle denilebilir. Suriye cephesi, Libya cephesi, Doğu Akdeniz cephesi, yurt içinde ve Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütüyle mücadeleyi saydığınızda 3,5 cephede mücadele etmek zorunda kalan bir Türkiye var, doğru. Ama Türkiye'nin bu 3,5 cephede mücadele etme zorunda kalması ne Ege'de ne de Doğu Akdeniz'deki haklarını caydırma açısından, kararlılık açısından geri adım attırmaz. Attırmamalı. Ama burada önemli olan şu. Stratejide 3 temel faktör var. Kuvvet, zaman, mekan. Kuvvetinizi, adımınızı, enerjinizi uygun yer ve zamanda atacaksınız. Yani Almanya'nın ya da ABD'nin ya da Fransa'nın herhangi bir girişimiyle geriye adım atmaması lazım Türkiye'nin. Bu şunu demek istemiyorum. Savaşsın demek istemiyorum. Ama diplomasiyle orada varlığınızı hissettirerek caydırıcılıkla sonuç alma imkan ve kabiliyetine sahiptir Türkiye. Türkiye burada %100 haklıdır. Bu mesela Mavi Vatan doktrininin de bir temeli mi? Kesinlikle temeldir. Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesi. Bu da 462 bin kilometre kare hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de. İşte Yunanistan burada Türkiye'nin Mavi Vatan olarak belirlediği bu sınırlar içinde, yani vatan olarak algılanan ve tanımlanan bu sınırlar içinde
işgal veya gasp etme girişimlerine sürekli devam ediyor. Örnek veriyorum, Sayın Milli Savunma Bakanı geçen gün bir açıklama yaptı. Lozan'da 23 adanın silahsızlandırılması gereken 23 adanın 16'sını Yunanistan silahlandırmış. Evet. Şimdi bu uluslararası hukuka aykırı değil mi? Veya Ege'de Yunanistan'a antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklarda bazı askeri faaliyetlere girmiş. Geçen gün biliyorsunuz hem Yunanistan Cumhurbaşkanı hem de ardından Genelkurmay Başkanı, Başbakan bir adayı ziyaret etti. Aydın il sınırları içinde yer alan bir ada. Yani sizin toprağınızın bir parçasını gelip orada tahkimat yapıyor. Askeri tesisler kuruyor. Bu elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabul edebileceği bir olay değildir. Ve burada atacağınız her geri adım ya da tartışmalı olarak sunacağınız her görüşme, şunu unutmayalım Senem Hanım, önümüzdeki süreçte Sayın Büyükelçim çok iyi bilir, toplantılarda gerek NATO'da, gerek Avrupa Birliği'nde, gerek Birleşmiş Milletler'de, gerek ikili veya çoklu toplantılarda mutlaka Yunanistan tarafından karşınıza bir belge olarak koyacaklardır. Efendim siz zamanında bunu tartışmalı bölge ilan etmiştiniz zaten diyebileceklerdir. Siz zamanında bunu durdurdunuz diyebileceklerdir. Onun için Türkiye bir kararlı olmalı, caydırıcı gücünü yani yumuşak gücünü mümkün olduğu kadar sonuna kadar kullanmalı. Yunanistan'ın şöyle bir avantajı var. Sayın Büyükelçin belirttiler biraz önce. Evet, Avrupa Birliği üyesidir. Güney Kıbrıs'ın yönetimi de 2008'de Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin izlediği temel politika şudur. Avrupa Birliği ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni daima arkasına alarak adımlar atma politikasını sürdürmekte. Mesela şu anda Türkiye Kıbrıs'a gözünü dikmelidir. Kıbrıs'ta bir kere önce münhasır ekonomik bölge ilan etmelidir Türkiye. Bu sınırların hepsini Birleşmiş Milletler'e bildirmeli. Hepsini. İki, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye deniz üssü kurmalıdır. Üç, orada kurduğu ve adım attığı hava üssünü aktif duruma getirmelidir. Dört, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ABD tarafından, Senem Hanım, altını vurgulayarak söylüyorum. ABD biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ikili askeri işbirliği anlaşması yaptı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle. Bir de ne yaptı? Ambargoyu ortadan kaldırdı. Yani askeri açıdan yardım etme için. Bu şu demek, bu şu demek, başka açıdan okuduğunuzda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni NATO üyeliğine yavaş yavaş hazırlıyor demek. Evet, NATO'da denilebilir ki efendim oy birliğiyle kararlar alınır. Türkiye NATO üyesi olduğu sürece veto etme hakkına sahiptir, doğrudur ama ilerleyen süreçlerde şu anda 3,5 cephede mücadele etmek zorunda kalan bir Türkiye'nin ilerleyen süreçte hangi tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini öngörmemiz şu an itibariyle pek mümkün görülmüyor. Onun için sorunuza net olarak cevap veriyorum. Kesinlikle ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'de ne Lozan'ın silahsızlandırılmış olarak tanımladığı adalarda ne Egeidak dediğimiz o silah askersizleştirilmiş yani Yunanistan'a antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklarda ne hava sahasında ne karasularında ne de deniz yetki alanlarında kıta sahanlığında Türkiye bir adım geri atmamalı ve hiçbirini tartışmalı olarak masaya oturmamalıdır. Peki Oğuz Bey, yani çok da kısa bir zamanım kaldı ama şunu da merak ettim. Yani işte bir caydırıcılık, şimdi caydırıcılık askeri olarak stratejinizi ortaya koyup adımlarınızı attığınızda bunun caydırıcı olması ve bir anlamda da masada hani bunun kazanımlarını elde etmek. Siz hani bu bakış açısıyla baktığınızda özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere son dönemde attığı adımları, evet kesinlikle her bir adım doğru zamanda doğru yerde atılmıştır diye tanımlayabiliyor musunuz? Bu caydırıcılığın etkili olması için atılacak adımların herhalde 40 kere düşünülmesi gerekiyor değil mi olası sonuçları anlamında da? Ne dersiniz? Kesinlikle tabii. Yani işin tabii bir uluslararası hukuk boyutu var, lehimize olan kısımları var uluslararası hukukun. Fakat şu kesin, yani Türkiye çok uzun zamandan beri ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'de şimdik Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'yi kendi karasularına hapsetme politikasını kabul etmeyeceğini çok açık bir şekilde ortaya koymuş vaziyette. Bunu Ege'de de açık bir şekilde ortaya koyduk. Şimdi Doğu Akdeniz'de de koyuyoruz. Ve yani bu politika haklı bir politika. Çünkü Türkiye'nin Akdeniz'deki kıyıları çok uzun.
Yani Akdeniz'deki en uzun kıyıları olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Ve kendi kara sularına sıkıştırılma politikasını Yunanistan'ın uygulaması uluslararası hukuka da uygun değil. Ve yani sadece Lozan Anlaşması değil, 12 adayı Yunanistan'a veren Paris Anlaşması'nı da ihlal ediyor. Yani 12 adayı silahlandırılmış vaziyette. İşte bunlardan biraz önce sayın konuşmacı ifade etti. Eşek Adası ve Bulamaç Adası, iki tane Türkiye sınırlarının hemen aydınlığının biraz ilerisinde Yunanistan tarafından kullanılıyor ve silahlandırılmış vaziyette bu adalar. O bakımdan yani Yunanistan'ın ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'deki tutumunun uluslararası hukuka uygun olduğunu söylemek imkanı yok. Ama dediğim gibi hani Ege'de daha önce işte bir Bern mutabakatı var. Yunanistan Andreo Papandreou'nun zamanında 1980'lerde zannediyorum Bern mutabakatına artık uymayacağını söylemişti. Davos'ta işte Papandreou'yla o dönemki Türkiye Başbakanı Özal bir araya geldiler. Bern mutabakatını yenilediler. Yani müzakerelerde belirli bir şekilde tansiyonu düşürücü şeyler alınabilir. Tansiyon düşürülebilir. Ama Yunanistan'ın mutlaka Ege Denizi'ni ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını dikkate alması lazım. Ve Türkiye'nin kara sularına sıkıştırılması politikasından vazgeçmesi lazım. Şöyle şunu da ben açıkçası merak ediyorum. Yine yanılıyorsam düzeltin beni. Az önce aslında bir nebze onu sormaya çalıştım. O da şu. Şimdi Türkiye Yunanistan üzerinden konuşuyoruz ama aslında Doğu Akdeniz meselesi bu iki ülke dışında o kadar çok aktörü olan bir mesele ki. Şimdi ama hani Yunanistan açısından baktığımızda işte Avrupa Birliği, küresel aktörler, Amerika, Rusya hani Yunanistan lehine süreçte sanki daha çok onun yanındalar. Türkiye o anlamda yani çok zorlu bir sürecin içinde ve çok cephede mücadele etmesi gereken bir ülke konumunda değil mi? Yani maalesef yani Avrupa Birliği konuya uluslararası hukuk açısından Ege Denizi'ndeki ve haklılık açısından değil sanki aile içi dayanışma açısından bakıyormuş gibi gözüküyor. Ama Yunan Savunma Bakanı'nın söylediği gibi açıklamalar dışında Yunanistan'a ne destek vereceği çok açık değil. Bir de tabii yani konunun sadece yani seyircimiz de şunu düşünmesin yani deniz yetki alanları konusundaki sorunlar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaymış, dünyada başka sorun yokmuş gibi de bakmamak lazım. İşte Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Çin, Vietnam, Filipinler arasında bir Güney Çin Denizi sorunu var. Yani çok büyük bir sorun tabii o da. Yani başka sorunlar da var dünyada. Adalardan doğan sorunlar var. İşte biraz önce ifade ettim. Uluslararası Adalet Divanı'nın Karadeniz'deki bir Ukrayna adasını hiç dikkate almadan Ukrayna ile Romanya arasındaki deniz yetki alanlarını ada, o küçücük bir ada, Yılan Adası'ydı zannediyorum ismi, hiçe sayaraktan, yokmuş farz ederek çizen kararı var. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin yine Afrika'daki iki ülke arasında aldığı kararlar evet. Var. Adaların galiba Yemen'le Eritre arasındaydı. Adaları yok farz eden şekilde kıta sahanlığını veya deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşmaları var. O bakımdan yani denizden kaynaklanan sorunlar dünyanın başka bölgelerinde de var. Ve giderek büyüyen bazı sorunlar var. İşte Güney Çin deniz sorunu çok fazla büyüyen bir sorun. Maalesef yani Türkiye açısından attığımız adımlar işte Libya konusu Türkiye açısından tabii Libya'nın kendi önemi var, Libya'daki dengeler var ama bir de Libya sorununun Türkiye açısından Doğu Akdeniz boyutu var tabii. Ve o konuda tabii çok iyi bir adım atılmış oldu. Çünkü Yunanistan biraz önce de ifade ettim Akdeniz'deki diğer ülkelerle Türkiye aleyhinde bir şey oluşturmaya çalışıyordu koalisyon. Libya ortaya çıkınca bütün bu tabii şey çökmüş oldu. Peki. Selam Hanım. Naim Bey alayım evet son eklemek tamam, istediğinizi. Son cümle. Tabii. Evet bir katkı olsun diye tabii. Şimdi Türkiye siz çok güzel bir konuya vurgu yaptınız. Çok cephede mücadele ederken Doğu Akdeniz'i Ege'deki masaya otururken herhangi bir durumda ne olur diye özetle. Şimdi Türkiye elbette Libya ile uygun bir mutabakat yaptı. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin. Fakat Türkiye'nin
Bu karşıdaki cephe dediğimiz, karşıdaki hem Avrupa Birliği, ABD dahildir maalesef buna. Biraz azaltma durumu var. Neden azaltma durumu var? Çünkü sorunlar bugün yarın çözülecek sorun değil. Yıllarca sürecek sorun. Ne Suriye ne Libya 10-20 yılda çözülecek görünmüyor. Çünkü iç savaş tarihi bunu gösteriyor. Doğu Akdeniz Ege'de zaten Sayın Büyükelçin belirtti. Yıllardır devam ediyor. O halde ne yapmalı Türkiye? Bir kere Mısır'la ve İsrail'le, evet bunu söylerken kolay olduğunu diyemiyorum maalesef. Çok zordur, doğrudur ama diplomasi de bunun için var. Türkiye Libya'da yaptığı anlaşmayı, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını Mısır, İsrail ve Lübnan'la yapmayı denemelidir. Ve bu konuda Türkiye kararlı, azimli ve iradeli olmalıdır. Bu nedir? Dolaylı diplomasi dediğimiz, yumuşak güç diplomasi dediğimiz, dolaylı stratejiyle bunu Türkiye tarihsel hafızasıyla başarabilecek güçtedir diyorum. Evet. Yunanistan'la kimse savaş istemez ama tarih dikiz aynası Senem Hanım. Arada bir bakılması gereken bir aynadır tarih. Onun için 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Türkiye çok güç koşullarda Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'ya ve diğer ülkelere rağmen başarıyla, zaferle sonuçlandırmıştır. Bunu da unutmamak lazım. Oğuz Bey merak ettim. Mısır, İsrail önerisiyle ilgili ne diyorsunuz? Yani tabii bakın Mısır'ın da lehine, biraz önce ifade ettim. Yani Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma Libya'ya çok büyük bir deniz yetki alanı kazandırıyor. Eğer Mısır hakikaten kendi menfaatlerini savunacak olsa Yunanistan'la değil Türkiye ile anlaşması Mısır'ın lehine. Hı hı. Ve yani bu Mısır basın tarafından da Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından da çok iyi bilinen bir husus. Ama tabii Türkiye ile Mısır arasındaki, Türkiye ile İsrail arasındaki sorunlar sadece Doğu Akdeniz'deki sorunlar değil. Birçok başka sorunlar var. O bakımdan tabii bu olabilir mi olmaz mı, nasıl gerçekleştirilebilir bu konuda biraz düşünmek lazım. Peki. Ama Türkiye ile anlaşmak Mısır'ın da lehine, Libya'nın lehine olduğu gibi Yunanistan'la anlaşmak yerine. Peki. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol ve Emekli Tuğgeneral İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu. Çok teşekkürler. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.